Arkadaşlar merhaba, Türkçehane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere edat, bağlaç ve ünlemlerle ilgili 15. testi çözmüş olacağım arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda yukarıdaki cümlelerin hangisinde kadar sözcüğünün cümleye kattığı anlam ayret içerisinde yanlış verilmiştir demiş. Yüreği taş kadar sertti cümlesinde. Bakın arkadaşlar, kadar edattır. Yüreği neye benzetmiş? Taşa benzetmiş. Bunu yaparken de kadar edatını kullanmış. Açıklama doğrudur. O yüzden arkadaşlar biri elemiş oluruz. Bacak kadar boyuyla bize kafa tutuyor cümlesinde yine kadar edattır. Boyunu arkadaşlar ölçü cinsinden olarak bacakla ifade etmiş. Dolayısıyla burada bir ölçü var. Bundan dolayı açıklama uygundur. O yüzden 2 numaralı cümleyi denemiş oluruz. Akşama kadar bu bahçede oynadık ifadesinde kadar sözcüğü edattır. Fakat burada zaman bildiren bir sözcüğü eklendiği için eşitlik anlamı değil, ne anlamı katmıştır arkadaşlar? Zaman anlamı katmıştır. Bu yüzden 3 numara yanlıştır. Eczaneye kadar birlikte gidebiliriz. Yine e kadar edattır. Dikkat edecek olursanız gittiği yeri bildiriyor. O yüzden yer bildirmiştir. Bu da doğrudur. 4'ü delemiş olduk. Bu sınıfta 30 kadar öğrenci var dediğinde yine kadar edattır. Cümleye ise 30'a yaklaşık, yakın anlamına gelir. Yaklaşıklık anlamı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yanlış olanı sormuştu. Akşama kadar bu bahçede oynadık cümlesinde eşitlik anlamı değil, zaman anlamı kattığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. İkinci soru, aşağıdakilerin hangisinde buna örnek vardır demiş. Edatlar çekim eki alarak adlaşabilir. Bu yörede senin gibisi az bulunur ifadesinde bakın senin gibisi belirtili isim tamlamasıdır. Buradaki i eki ise nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. İyelik eki isim çekim eklerindendir. Dolayısıyla gibi sözcüğü çekim eki alarak burada belirtili isim tamlaması oluşturduğundan dolayı isim görevinde kullanılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kitabı yarın getirmek üzere alabilirsin. Bakın üzere edattır. Yalın halde kullanılmıştır. Senin için yapıldı bunca hazırlıklar yine için edattır ve yalın halde kullanılmıştır. 4 yıldan beri sizi bekliyorum. Beri sözcüğü yine edattır. Yalın halde kullanılmış. Mahşere dek bu kanunlar değişmez ifadesinde ise edek sözcüğü edattır ve yalın halde kullanılmıştır. Üçüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla edat kullanılmıştır diyor. Bakalım. Bil ki burada nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Ölmüşüm fakat yine fakat sözcüğü bağlaçtır. Yine üzülme, müsterih ol derken birden fazla edat değil, bağlaç kullanıldığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor ifadesinde yine ve bağlaçtır. İçin edattır. Bir tane edat kullanılmış. O yüzden B seçeneğini deliyoruz. Zannettiğin gibi buralar o kadar uzak değil ifadesinde. Bakın gibi edattır arkadaşlar. Değil de ek fiilin olumsuzudur ve edat görevinde kullanılır. O yüzden bu da edattır. İki tane edat olduğu için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman ifadesinde. Gibi nedir arkadaşlar? Edattır. Güvercin bakışlı sessizlik bile çınlıyor vehmiyle ifadesinde. Bakın bile bağlaçtır. İle ise arkadaşlar burada nedir? Edattır. Bir tane edat kullanıldığı için E seçeneğini de elemiş oluruz. Dördüncü soru. Aşağıdakilerin hangisinde edat yoktur demiş. O hız ile dağları Ferhat yarınca başlamış akmaya Çoban Çeşmesi dizelerinde ile sözcüğünün yerine biz V getirebiliyor muyuz arkadaşlar? Hayır. O yüzden ile sözcüğü burada nedir? Edat görevindedir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş olduk. Uyku katillerin bile çeşmesi, yorgan Allahsıza kadar sığınak cümlesinde bile bağlaçtır. Kadar sözcüğü ise burada edat görevindedir. Bundan dolayı B seçeneğini de demiş olduk. Terk eyledim ağalarım, beylerim.
boz bulanık seller gibi çağlarım ifadesinde ise bakın burada arkadaşlar gibi nedir? Edattır. Bundan dolayı biz C seçeneğini de demiş oluruz. Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser dizelerinde ise ki bağlaçtır. Bu dizelerde edat olmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir dizelerinde ise buradaki ilelerin yerine biz yine V getiremediğimiz için bunlar da nedir arkadaşlar? Edat görevli sözcüklerdir. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Beşinci soru. Gibi edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde hemen o anda anlamı katmıştır? Ben de bu konuda sizin gibi düşünüyorum cümlesinde gibi burada ne anlamı katıyor arkadaşlar? Sizinle aynı fikre sahibi anlamına geldiğinden dolayı aynı anlamını katmıştır. Saat 5 gibi otobüs durağında olurum ifadesinde ise gibi burada edattır. Cümleyi ise arkadaşlar bakın zaman bildiren bir sözcüğe eklendiği için cümleye de zaman anlamı katmıştır diyebiliriz. Ya da yaklaşıklık anlamı da katıyor. Onun çelik gibi bilekleri vardı derken gibi edattır. Arkadaşlar bileği neye benzetmiş? Çeliğe benzetmiş. O yüzden burada benzerlik anlamı vardır diyebiliriz. Parayı kaptığı gibi dışarı fırladı. Bakın gibi edattır. Parayı kaptığı anda dışarı fırladı. Parayı kapınca hemen dışarı fırladı. Dolayısıyla arkadaşlar yukarıdaki açıklamaya uygun bir anlamın olduğunu görüyoruz. Hemen anlamına geliyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sizin gibi bir insan bugün az bulunur ifadesinde gibi edattır. Onunla diğer insanları karşılaştırıyor arkadaşlar. O yüzden burada da ne vardır diyebiliriz? Karşılaştırma anlamı vardır diyebiliriz. Altıncı soru. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Bakalım. Uzun zamandır burada yaşamasına rağmen birçok yeri tanımıyor. Rağmen edat görevindedir. Bu yeşil ve güzel şehri yani Bursa'yı unutmam mümkün değil derken bakın arkadaşlar V nedir burada? Bağlaç görevindedir. Kemal Tahir hikaye de yazmış fakat romanlarıyla tanınmıştır derken fakat bağlaç görevindedir. Bu kadar güzel bir yerde bile canı sıkılıyormuş derken bile bağlaçtır. Arkadaşlarının kalbini kırmış ama sonra çok üzülmüş derken ama sözcüğü de bağlaç görevindedir. Farklı olanı sormuştu. A seçeneğinde rağmen sözcüğü edat olduğu için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi ya da hangileri edattır demiş. Sürprizin herkes tarafından duyulması derken sürpriz nedir arkadaşlar? İsimdir. Herkes sözcüğü ise ismin yerine geçmiş. Net olarak belli olmadığı için de biz buna ne diyoruz? Belgisiz zamir diyoruz. İle yerine V getirebiliyor muyuz? Hayır. Getiremediğimiz için bu sözcük nedir arkadaşlar? Edattır. İçin zaten edat olarak kullanılır. Bütün paketler derken paket isim. Hangi paketler? Bütün paketler. Bütün sözcüğü de ismi belirttiği için ve net olarak belli olmadığı için de biz buna da belgisiz sıfat diyoruz. Mecburen ortaya çıkardık. Çıkmak fiil. Nasıl çıkarmışlar? Mecbur oldukları için çıkarmışlar. O yüzden mecbur sözcüğü fiili belirttiği için ve nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı da biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Durum zarfı diyoruz. Edatı sormuştu bize. Bakın 3 ve 4 numaralı sözcükler yani ile ve için edat görevindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisinde ile sözcüğü farklı görevde kullanılmıştır? Hatırlayın. Demin söylemiştik arkadaşlar. İlenin yerine V geliyorsa bu sözcük nedir? Bağlaçtır. İlenin yerine biz V getiremiyorsa bu sözcük nedir arkadaşlar? Edattır. İçeriden birkaç tabak ile birkaç kaşık getirdi cümlesinde V gelir mi? Gelir. Gelirse arkadaşlar bu nedir? Bağlaç görevindedir. Bu şehrin en sevdiğim yönü havası ve doğasıdır dersem ilenin yerine V gelir. O yüzden bu da bağlaçtır.
Herkes sizin ve görüşmek istiyor derken, bakın buradaki ile nedir arkadaşlar? Ve gelmediğinden dolayı, anlamsız olduğundan dolayı edattır. Dün kardeşi ve babası gelmiş derken buradaki ile ve olarak kullanılabildiğinden dolayı bu da bağlaçtır. Masadaki gazetelerle dergileri topladı. Gazete ve dergileri topladı dersem buradaki ile bağlaç görevinde kullanılır. Bize farklı olanı sormuştu. Görmüş olduğunuz gibi herkes sizinle görüşmek istiyordu cümlesinde buradaki ilenin yerine biz V getiremiyoruz. V getiremediğimiz için edattır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde bağlaç kullanılmamıştır? Küçük Paşa edebiyatımızda Karabibik'ten sonra köye yönelen ikinci eserdir ifadesinde bağlaç var mı arkadaşlar? Bakıyoruz. Yok. O yüzden biri alabiliriz. Kullanılmayanı sormuştu zaten bize. Orta Anadolu'nun muhtemelen Niğde'nin yoksul köylerinden birindeki yaşama koşulları ele alınmıştır eserde. Bakıyoruz arkadaşlar. Burada da yok. Bunu da alabiliriz. Romanda yazar bir ana ile oğlunun derken ilenin yerine biz V getirebilir miyiz? Ana ve oğlunun oluyor. O yüzden burada bağlaç vardır. Üçü elemiş oluruz. Başından geçenler üzerinde durur. Bunun dışında çevrenin anlatımı gerekse de derken D bağlaçtır. Kişilerin projeleri ve ruh hallerinin anlatımında başarılı sayılır yapıt ifadesinde D ve V sözcükleri bağlaç olduğu için 4'ü delemiş oluruz. Fakat derken zaten bağlaçtır. 5'i delemiş oluruz arkadaşlar. Yine 5'te V bağlacını görüyoruz genellikle baktığımızda. Bundan dolayı da doğru cevabımız 1 ve 2 numaralı cümlelerde olmadığı için A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada edat görevli kaç sözcük kullanılmıştır? Bir süreden beri çok sık duyduğumuz bitkilerden biri de goji beri olarak bilinen meyve cümlesinde. Bakın buradaki den beri sözcüğü edattır arkadaşlar. Goji berinin bağışıklık mekanizmaları için büyük fayda sağladığı biliniyor. İçin yine burada edattır. Günlük gereksinimlerimizden dolayı vücudumuzun ihtiyacı olan birçok maddeyi bünyesinde barındıran goji çileği öyle görünüyor ki birkaç yıla kadar bir meyve olarak kalmayıp ilaç sektöründe de karşımıza çıkacak gibi derken gibi de edattır. Yine değerli arkadaşlar burada bakın şu den dolayı da edattır. 1, 2, 3, 4, 5 tane edat var. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdakilerin hangisinde hem edat hem bağlaca yer verilmiştir? Desem ki sen benim için hava kadar lazımsın ifadesinde ki nedir arkadaşlar? Ayrı yazıldığı için bağlaçtır. İçin nedir? Edattır. Hava kadar derken kadar sözcüğü de yine edattır. Hem edat hem de bağlacı sormuştu. Bakın A seçeneğinde hem edat hem de bağlaç olduğundan dolayı cevabımız da A seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere bakalım. Ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin derken kadar edat gibi de nedir arkadaşlar? Yine edat görevinde kullanılmıştır. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır ki bağlaçtır. Başka da edat ya da bağlaç yoktur. İnan bana sevgilim inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar ifadesinde yine edat ve bağlacın olmadığını görüyoruz. Ve soframda en eski şarap ben sende yaşıyorum ifadesinde ise ve sözcüğü nedir? Bağlaç göreviyle kullanılmıştır. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisinde ikili bağlaç kullanılmıştır? Aynı sözcüğün tekrarı ile oluşan bağlaçlara ikili bağlaç ya da tekrarlı bağlaç denir arkadaşlar. Her yıl bu yerlerde kır şenlikleri düzenlenir. Burada var mı? Yok. A seçeneğini elemiş olduk. Çocuk bütün bildiklerini bir bir anlattı derken bakın bir sözcüğü tekrar ediyor fakat anlatmak fiil nasıl anlatmış bir bir. O yüzden bu sözcük fiili belirttiği için ve nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı durum zarfıdır. Bunu da elemiş olduk. Evde ne kedisi ne ailesi vardı cümlesinde ise bakın ne sözcükleri tekrarlı bağlaçtır. Özneleri birbirine bağlamıştır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.
Demek ki buralarda hava soğuk oluyor ifadesinde sadece ki bağlacını görüyoruz. Başka da bağlaç yok. Tekrarlı bağlaç yok. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş olduk. Şimdiye kadar hiç mi hiç görmedim onu derken görmedim fiil. Nasıl görmedim? Hiç mi hiç? Bakın arkadaşlar, buradaki hiç hiç sözcüğü fiili belirtmiş ve nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı durum zarfıdır. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 13. soru. Cümlelerin hangisinde için sözcüğünün cümleye kattığı anlam ayrıt içinde yanlış belirtilmiştir? Bakalım. Vatan için birçok kahraman canını feda etti derken için edattır. Vatanı uğruna birçok kahraman canını feda etmiştir. Uğruna anlamı doğrudur. Bize yanlış olanı sormuştu. A seçeneğini elemiş oluruz. Senin için bana çok güzel şeyler söyledi cümlesinde ise senin hakkında çok güzel şeyler söyledi. Açıklama doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşı için güzel bir doğum günü hediyesi almış ifadesinde ise özgüleme mi vardır arkadaşlar? Tabii ki özgüleme vardır. Arkadaşına özgü, ona has güzel bir doğum günü hediyesi almış. O yüzden açıklama doğrudur. C seçeneğini denemiş olduk. Kitap okumak için kendi odasına çekildi cümlesinde ise bakın burada sebep anlamım var. Hangi amaçla odasına çekilmiş? Kitap okumak amacıyla. Hatırlarsanız 14 numaralı testi ifade etmiştik. Eğer mak için ya da mek için ifadesi kullanılırsa burada amaç var demiştik. O yüzden açıklama yanlıştır. Burada amaç olacak arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneğidir. Bahçeyi düzenlemek için babasından yardım istedi. Bakın mak için, mek için gördünüz mü? Hangi amaçla babasından yardım istiyor? Bahçeyi düzenlemek amacıyla. Bu açıklama da doğrudur. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 14. soru. Cümlelerin hangisinde bağlaç görevli sözcük kullanılmamıştır? Yarın gelemem çünkü çok işim var derken bakın çünkü sözcüğü bağlaç görevindedir. Bize gelecekmiş ama çok kalmayacakmış ifadesinde ama sözcüğü bağlaç görevindedir. Şiirde romanda okumayı çok severim cümlesinde bakın de dağlar ayrı yazılmış. Bunlar da nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Bildiklerini anlat ki biz de öğrenelim. Bakın ki bağlaç burada da de bağlaç görevindedir. Kitabın ne anlattığını yalnız sen anlayabilirsin ifadesinde yalnız sözcüğü sadece anlamına gelir mi? Kitabı ne anlattığını sadece sen anlayabilirsin. Evet, sadece anlamına geldiği için arkadaşlar bu sözcük nedir? Edattır. Ama fakat anlamına gelseydi bağlaç olacaktı. Diğerlerinden farklı olduğu için yani edat görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da E şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 15. soruya. Ancak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmamıştır diyor. Hatırlayın arkadaşlar konu anlatım videosunda bahsetmiştik. Ancak sözcüğünün yerine ben sadece getirirsem bu ne olur arkadaşlar? Edat olur. Ancak sözcüğünün yerine ben ama fakat getirirsem bu ne olur arkadaşlar? Bu da bağlaç olur. Şimdi cümlelere bakalım isterseniz. Erken yola çıktık fakat yine geç kaldık. Bakın fakat anlamına geldiğinden dolayı bu nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Dersi iyi dinledim fakat konuyu anlamadım. Ancak sözcüğü fakat anlamına geldiği için yine bağlaçtır. Bunu da elemiş olduk. Şiiri okudum fakat sınıftakiler beğenmedi desem ancak sözcüğü fakat anlamına gelmiştir. Bağlaçtır. Bunu da elemiş oldum. Filmi seyredebilirsin fakat önce ödevini yapmalısın. Yine fakat anlamına geldi. O yüzden ancak sözcüğü bağlaçtır. Bunu da elemiş oluruz. Bu matematik sorusunu fakat sen çözebilirsin. Olmadı. Bu matematik sorusunu sadece sen çözebilirsin. Bakın ancak sözcüğü burada sadece anlamına geldiğinden dolayı nedir? Edattır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.